Yenge valla ben hiçbir işim ucundan tutamam, alışık değilim. Ben sadece Mehmet'le ilgili işlerim ucundan tutabilirim yenge. Mehmet öyle alıştırdı beni. He, zaten gelirken de tembih etti be. Dedi hiçbir şeye karışma senin dedi. Cildin dedi hassas dedi. Elimi tuttuğum zaman dedi. O hazlı vermeyi dedi. Ekmek falan ettiğin zaman dedi be. Tutamam yenge işte gene elimi batırmış olayım. Yenge sen de anlamayın ha. Onu da görünme söyledim o boyu aşağıda. Ben öyle yemeğe geldim yenge. Siz işi bilmiyorsunuz yenge. Ben de Mehmet'e ona göre ayar vereyim yani. Ona göre davranayım ben de. Ben onun yanında kıymetliyim. O da benim yanımda çok kıymetli. Akşam yemek bile yaptırmayayım ha. Dışarıda yiyip durmadan. Sizin oğlunuz size, sizin oğlunuz beyle alıştırdı beni. Yoksa ben de isterdim yumak tutmayı, ekmek açmayı, ocağın başında oturmayı. Yoksa ben de istemez miyim? Sizin oğlunuz gidin oğlunuza söyleyin. Ben sadece Mehmet'le ilgili şeyleri yapabileyim. Kıymetliyim tabii ne ya. Siz de işinizi bilin, siz de kıymetli olun. İşi bilmeyiz. Her işe böyle atlarsanız, ben ederim, ben yaparım derseniz kıymetsiz olursunuz. Ne ya kıymetiniz kalmaz. Fatma! Çay ne oldu? Karnımız acıktı de. Senin de tutumun zayıf mı? Ne elin ağır mı? Ne tövbe estağfurullah. Şuraya geldik 2 saattir oturuyoruz. Bir damla bir şey yemedik.